Sen anlat kara deniz. Geçmiş olsun Nefes Hanım. Sen kimsin? Vedat Bey'in avukatı. Hatırlamadınız galiba. Gereksiz insanları aklımda tutmuyorum. Ne işin var burada? Aynı soruyu ben size soracaktım. Ne işiniz var burada? Seni buraya Vedat mı gönderdi? Evet, Vedat Bey'in isteği üzerine buradayım. İyi. Şimdi benim isteğim üzerine defol git buradan. Vedat Bey'in size güzel bir teklifi var. Sizi buradan kurtarabilirim. Nasıl kurtaracağını sormayacağım bile. Defol git buradan. Vedat'a de ki, Nefes senin iyiliğinle, merhametinle yaşayacağına ölmeyi tercih edermiş. Aynen bunu söyle. Anlıyorum. Takdir de ediyorum. Ama sonuçları sizin için ölümden beter olacak. Bakın şu anda sadece şikayet üzerine gözaltındasınız. En geç yarın sabah savcı karşısına çıkarılacaksınız. Somut delilleri henüz teslim etmediğimiz için büyük bir ihtimalle savcı tutuksuz yargılanma kararı verecek ve serbest kalacaksınız. Ama eğer sağlam deliller sunulursa ne olur bir düşün. Kafamı sıyıran kurşun mesela. Ya da üzerinde Nefes'in parmak izlerinin olduğu silah mesela. O zaman ne olur? İşte o zaman adam öldürmeye tam teşebbüsten en az 8 yıl alırsınız. Belki daha bile fazla. Ne istiyorsun? Mustafa herkesin içinde alnıma silah dayadı. Ona tek bir soru sordu. Evladını demir parmaklıklar arkasından büyütmeyi göze alıyor musun? Beni öldürmeyi delicesine arzulamasına rağmen evlat sevgisi ağır bastı. Baba yüreği işte. Sen babalıktan ne anlarsın? Bu konuyu dilersen bilahare tartışırız. Ama şimdi mevzumuz bu değil. Mevzumuz evlat sevgisi. Ne olacak sanıyorsun? Ha? Nefes içeri girince yani. Ne olacak? Yiğit seninle mi kalacak? Yo. Ben oğlumu alıp gideceğim. Nefes de içeriden çıkınca artık 5 yıl sonra mı, 10 yıl sonra mı? Ne yapacak? Sana mı koşacak? Yoksa evladına mı? İçeride yaşayacakları da cabası. Belki de Yiğit 15-16 yaşında yakışıklı bir delikanlı olacak. Ve ikinizin arasında asla kapatamayacağınız 10 yıllık bir boşluk olacak. Neden yaşandığını anlam veremediğiniz bir 10 yıl. Değer mi buna? Ne istiyorsun? Lafı eveleyip geveleme ne istiyorsun? Nefesten boşanmanı. İmzalamanız halinde deliller yok edilecek. Vedat Bey şikayetini geri çekecek. Ve Yiğit'in velayeti sizde kalacak. İsterseniz burada, isterseniz de başka bir şehirde hayatınızı kurmanız için size istediğiniz kadar para da verilecek. Hayır. Ben aslında sana bir fırsat sunuyorum. İşte sana Yiğit'i ne kadar sevdiğini ispatlaman için bir fırsat. Eğer ben senin yerinde olsaydım, hiç düşünmeden bu teklifi kabul ederdim.
Hiç düşünmeden. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Etmeden. Açın kapıyı polis. Hayırdır inşallah? Hayırdır memur bey? Nefes Kaleli burada mı? Evet de neden? Hanımefendi çağırın gelsin, yoksa biz gireceğiz içeriye. İyi de suçu ne kızın? Vedat Sayar'ı öldürmeye teşebbüs. Gel yengem, gel. Nefes. Gemide arama yapaylar. Güzel haber. Konuşmamız lazım. Fazlasıyla erteladığımız mevzular var. Öğlen uğrarım sana. Silahlar bulununca Tahir'in de Mustafa'nın da iflah kesilir. Vallahi Tahir'in bunu umursayacağını pek zannetmiyorum. Zira onun başına başka bir dert açtım. Ben ona demiştim. Eğer senin olmayana el uzatırsan eninde sonunda hesabını ödersin. Hiçbir şey umuruma değil. Oylancan, beni oyalama. Hadi. Boncuğum günaydın. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Ne içmek istersin? Çay, kahve? Omletinde soğuyor.
Şart mı bu? Bırak kardeşim, bırak. İşimizi yapalım, bırak. Hayır, etme. Oğlum bulacağız abi yolunu. Bırakmayız. Hadi koçum, bırak. Kardeşim bıraksana. Seni de almayalım şimdi, bırak. Dokunma. Dokunma, incitirsin. Dokunma. Bırak o zaman. Tahir, bırak koçum. Hadi. Tahir, etme. Sakin, tamam. Bak, Ali'yi arayacağız. Esma'yı arayacağız. Bırakmayız biz nefes bacıyı. Tahir. Oğlumuza iyi bak. Asiye abla. Yiğit'e bir kaşık pekmez verir misin? Hasta olacak da olmasın. Haydi bacım, haydi. Abi. Ne? Ne olmuş? Tamam abi, hemen geliyoruz. Esma ne oldu? Esma ne olmuş? Nefesi gözaltına almışlar. Sebep? Vedat'ı öldürmeye teşebbüs. Allah kahretsin. Hadi yürü. Hadi hadi hadi. Berrak, burası sana emanet. Tamam, bana da haber verin mutlaka. Tamam. İstersen şoför seni babana bıraksın. Ablacığınla sohbet edersiniz. Konuşuyor mu? Neler anlatıyor sana? Hain hain planlar yapıyorsunuz değil mi? Neyse. Abla kardeş arasına girmeyeyim ben. Ne
Nefes! Nefes, ben buradayım. Her zaman yanındayım. Söz veriyorum, seni bırakmayacağım Nefes. Biliyorum. Evren, ne oluyor? Tamam. Tamam, bir sakin ol. Biz bir içeri geçelim, bir anlayalım. Sen buradan bir yere kıpırdama. Bak, ben bu bakışları tanıyorum. Sakın Oettinger tane çökmeye kalkma, anladın mı? Hayır! Ya ben kime ne anlatıyorum ki ya? Nazar. Selam söyle. Çok öpüyorum. Tahir'cim, beni mi özledin? Sabah da aramışsın. Neredesin ola şerefsiz? Evdeyim, nerede olacağım? Alo? Alo? Bu aralar beni ne sık ziyaret ediyorsun Tahir, bilmem farkında mısın? Gel bakalım. Gözaltı kararı var da benim niye haberim yok? Komiserim, savcı beyin talimatı sabah ulaştı. Sizin izin gününüz olduğu için. Ayrıca... Ayrıca ne? Savcı bey sizin Kalelilerle olan yakınınızı bildiği için size haber vermemizi istemedi. Emir böyleydi. Nefes. Sakin ol, tamam mı? Ben sakinim. Yani aslında benim böyle olmamam gerekiyor. Onu da biliyorum ama... Bak, yoğun stres altındasın ki bu çok normal. Şimdi ifadeni alacaklar, ben yanında olacağım. Hiçbir şey söylemeyeceksin. Susma hakkımı kullanıyorum de gerisini bana bırak. Tamam mı? Tek kelime yok. Asya ablam acaba pekmezi vermiş midir? Okula geç kalması bari. Ali. Komiserim, konuşabilir miyiz? Tabii avukat hanım. Özel. Beyler, bir müsaade edin. İfadesini sen mi alacaksın? Hayır. Kim alacak peki? Hiç kimse. Savcı beyin kesin talimatı. İfadesini ben alacağım demiş. Benim Karelilere olan yakınımdan dolayı da bana da şer koymuş. Ne kadar ceza alır Nefes? Delil var mı yok mu bilmiyorum. Eğer yoksa rahatlıkla tutuksuz yargılama talep ederim. Vedat yaşıyor. Kurşun Vedat'ı sıyırmış, buraya saplanmış. Yeri kim temizlediyse mermi çekirdeğini de buradan çıkarmış. O eti koruyup kollayan biri var. Delil var. Var. Var da kimin elinde ben de bilmiyorum. Vedat'ı koruyan bir adamdan söz etmiştim. O mu? İşimiz çok zor olacak. Aradın değil mi Esma'yı? Aradım, aradım. Çoktan varmışlardır yanlarına. Yapacağını yaptı yine o pokiyen noli. Oy kuzular, günaydın. 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 Asya teyze. Annem nerede? Tahir abim nerede? Odalarında yoklar. Nereye gittiler?
Şeye gittiler onlar. Şeye gittiler. Çarşıya? He? Ya çarşıya gittiler. Alışveriş edeceğiler. Ne diyor yani? İyi ha tamam. Haydi siz hazırlanın bakalım. Okula geç kalacaksınız. Haydi kızım. Yiğit. Yiğit sen dur kuzum. Dur. Buyurun bana. Al bakalım şu pekmezi iç de güçlü kuvvetli ol, tamam mı? Yok. Üzülürüm ama bak. Üzecek misin beni yoksa? Bak ağlarım. Ağlatma lagar mı? Tamam ağlamam. Aferin. Oy iyi kalpli kuzum benim. Haydi bakalım koş şimdi fırla. Geç kalacaksın çabuk çabuk. Hayırlı bir haber olsun öyle. Zeman kaptan. Alo, ha kaptan. Mustafa, gemilerin yanına gel sana iyi olur. Bu ne sayıklaysın sen, de bakayım. Uşağım. Abralar, polis kaynağı. Senin gemide arama yapaylar. Ne oldu diye sordum, demediler bir şey. Haydi, haydi. İyi tamam, haydi. Mustafa, ne oldu? Mustafa. Mustafa. Mustafa, korkutma, bir şey söyle. Yok bir şey, kurban oldum. Haydi sen gir içeri. Mustafa. Oy. Süper kahramanımız da geldi. Gerçi sen uçarak gelirsin diye balkonda bekledim ama. Aç şu kapıyı, aç. Tamam Deli Tahir, sinirlenme, açıyorum. Buyur gel. Sen karışmayacaksın. Geldim, geldim. Sana karışma dedim. Çık dışarı! Dışarı! Hoş geldin Tahir. Bir parça. Toplu iğne ucu kadar mertlik, delikanlılık yokmuş lan sende. Delikanlılık? Vallahi buralarda o kadar çok delikanlı pozu kesen var ki. Ben o işlere hiç girmeyeyim dedim. Şikayetini geri alacaksın. Çok istiyorsan bana Tahir sıktı. Ben de kabul edeceğim. Aa, ne kadar asil bir davranış Tahir. Nefes'e de bunu anlatacaksın değil mi? Ne diyeceksin? Ona nefesi bırak beni al dedim. O ne diyecek? Aa, Tahir, Tahir kahramanım. Yani gerçekten sizin şu kafanız nasıl çalışıyor anlamıyorum. Anlamadığın belli. Anlamayacağın da belli. Sen benim dediğimi yapacaksın. Yapmazsam ne olacak? Döve döve benden itiraf mı alacaksın Tahir? Yalan itiraf. Bence pek işine yaramaz. Ya da beni öldürecek misin? Yani biz bunları geçtik sanıyordum Tahir. Diyelim nefes içeri girdi. Senin istediğin bu mu? Bunun sana ne faydası var? Ne yapmaya çalışıyorsun ulan sen? Bak bunlar mantıklı sorular. Cevabı bende olan sorular. Şimdi hayatında bir kez olsun böyle esip gürlemeyi bırakıp soğukkanlı bir adam gibi davranırsan eğer belki bir çözüme ulaşırız. Böyle ayakta da konuşmayalım. Çok nazik konular bunlar. Nefesin özgürlüğü söz konusu. Bir de Yiğit'in durumu var tabii. Kahve? Geç otur.
Parlayan ay gemide. Bilmiyorum. Yaklaştırma aylar. Ama bir şey aradıkları belli. Ulan ne arıyorsunuz benim gemimde? Gemi senin mi? Ben o. İhbar var. Lan ne ihbarı? Birazdan öğrenirsin. Komiserim. Mustafa, ne oluyor? Ne araylar bular? Gemide ters bir şey yok değil mi? Lan ne olacak gemide? Tabii biri komadıysa. Vedat iti. Uyuşturucu falan olmaz mı? Ayakta kaldın Tahir, otursana. Gerçekten çok sıkıldım senin bu şekil yapma merakından. Ne diyeceksen de. Kaleliler için zor gün ha? Hepimizin zor günleri olur, öyle değil mi Tahir? Laftan anlamazsın. Yok, anlamazsın. Uzatma. Ne geveliysin onu de. Nazar. Ne yana? Ben bir saate gelirim kızım. Tamam. Aradın mı? Ay yok, fırsat olmadı. Şimdi arayacağım. Hadi. Alo. Ne yaptınız? Ayarladınız mı silahları? Şimdi kalelerin gemisini zulalayın. Ama dikkat çekmeyin. Tamam. Kimse olmasın oralara. Haber verirsiniz bana. Haydi. Ana. Bir şey mi oldu? Hayırdır? Nazar. Benim. Dinle beni. Az önce babam telefonla konuşurken duydum. Ula sen uyumadın mı daha? Yok, uykum kaçtı. Sen niye yatmadın? Hakan Çağlanoğlu'nun maçı vardı, ona baktım. Attı yine iki tane. Aa, iyi etmişsin. Nazar? Fazla vaktim yok, senin de yok. Nazar ne diyorsun ya? Geminize silah sakladılar, ihbar edecekler. Kim? Kimse kimse hani. Git silahları alay mısın, denize mi ataysın, yap bir şey. Nazar, Vedat'ın işi değil mi bu? Yok. Babam. Ama Vedat istediği için yaptı. Babama bir şey yapmayacaksın Yangaz. Çünkü... O dünyanın en kötü adamı da olsa benim babam. Haydi git şimdi. Ya ne olmuş oğlum, bir şey desene. Yürü lan, yürü, yürü yanına. Lan nereye gece gece ya? Yürü, yürü, yürü. Alo. Alo, Yangaz. Ne yaptınız, hallettiniz mi? Her şey yolunda mı? Yolunda, sayende. İyi, sevindim. Nazar, sağ ol. İyi. Tamam, halletmişler. Yani öyle anlaşılıyor. Güzel. Thank you.
Komiserim, bir şey bulamadık. Tamam, topla. Asılsız ihbar. Ne aradınız? Kim ihbar etmiş? Silah kaçırına dair ihbar aldık. Ya işe uyandınız, ya biri sizinle uğraşıyor. Anlarız nasıl olsa. Kesin Vedat İtir'in işi. Ula şerefsiz. Dört bir koldan saldırıyorsun ha. Saldır bakalım. Senden korkan senin gibi olsun. Saldır. Bu işte kimi maşa olarak kullanıyorsun ha, onu da biliyorum. Ulan nereye? Sürer. Savcının yoğunluğuna bağlı. Ama mutlaka suçlamanın ne boyutta olduğunu öğrenmem lazım. İyi. Ben de bir Tahir'e bakayım. Fırladı gitti yine. Muhtemelen de Vedat'ın yanına gitti. Onu bulmam lazım. Haberleşiriz. Tamam. Neymiş teklifin? Ne istiyorsun? Nefesten boşan bana. Aynı teklifi ona da yapacağım. Belki de Yiğit 15-16 yaşında yakışıklı bir delikanlı olacak. Ve ikinizin arasında asla kapatamayacağınız 10 yıllık bir boşluk olacak. Neden yaşandığını anlam veremediğiniz bir 10 yıl. Değer mi buna? Sence kabul eder mi Tahir? Evladından bir gün olsun ayrı kalmaya dayanamayan bir kadın, bir anne kabul eder mi? Diyelim kabul etti. Ona kızabilir misin? Neden kabul ettin diyebilir misin Tahir? Sen kahramanlık yapmayı seversin Tahir. Ve kahramanların kendilerinden vazgeçmesi gereken bir an gelir. İşte o an, bu an. Ya tamam, anladım. Tamam, borcumuz borç verazı. Ya beni bu kadar niye darlayasın? Ya bugüne kadar benim sana bir kuruş borcum kaldı mı, he? Kalmadı. E halden anla da biraz yani. Hadi. Sık. Sık ulan sık. Delikanlıysan, adamsan sık. Ne istiyorsun Mustafa? Defol git. Sana yakıştı mı Cemil abi? Pişmanlık edeceksen mertçe et. Delikanlı gibi et. Sağa yakışan gibi et. Et ki ya ben de diyeyim. Düşmandır. Düşmandır ama adamdır diyeyim. Vedat itinin kuklası olmak sağa yakıştı mı Cemil abi? Senin bir kardeşin mezarımın hayatını kararttı. Daha yeni yeni kendine geliyor. Diğerinin peşine de öbür it. Benden uzak dursan, kızlarımdan uzak dursan, senden işim olmaz Mustafa. Sen benim canımı çok yaktın. Bundan sonra da ben senin canını yakarım. Yak bakayım. Yak bakayım, görelim nasıl yakacaksın. Hı? Ula. Madem silah ihbarı yapacaksın, oraya iki tane keleş koyaydın da boşa gitmeyeydi. Devletin polisi meşgul ettin Cemil abi. Ne oldu?
silahım mı kalmadı? Aa tabii. Tahir hepsini denizin dibine gömdü ha. Sonra da bütün kapılar kapandı. Sen de dedin ki ben bir boş atayım. Belki dolu tutarım. Ha? Sen de o uşağı olduğun Vedat iti de elinizden geleni ardınıza koymayın. Koymayın da görelim bakalım ne olacak. Nasıl olacak? Hayırlı günler Cemile. Daha bu silahları yemeye koymadınız mı? Daha niye polis bir şey bulamadı? Arıyorum, niye açmıyorsun Devrem? Heh, Vedat Çakal'ın yanındaydın değil mi? İş yapmadın değil mi lan? Yok, anlaşma teklif etti. Ne anlaşması? Ben eğer Nefes'ten boşanırsam şikayetini geri alacakmış it. Delilleri ortaya çıkarmayacakmış. Nefes de hapsi boylamayacakmış. Şantaj yapıyor şerefsiz. Ulan var ya biz yanlış yapıyoruz ha. Namert'le mertçe dövüşmeye çalışıyoruz. Olmuyor aga. Neyse sen ne dedin? Heh. Allah'ıma şükürler olsun geldiler. Yukarı çıkalım, orada daha rahat konuşursunuz. Sıkmayın canınızı, halledeceğiz bir şekilde. Siz konuşun, ben gelip alacağım sizi, tamam mı? Hissetmiyorum. Nefes. Hı. Ben o herifin yanına gittim. Ve bana bir teklifte bulundu. Avukatı da buraya geldi. Eğer senden boşanırsam. Aynısını söyledi. Nefes. Bak ben sana dedim ki, eğer bir gün Yiğit'i tercih etmen gerekirse dedim. Elimden tutup Yiğit'e sen götürürsün. Biliyorum.
Yiğit babasız mı kalsın peki? Zaten öyle büyüdü. Yani ölmüş olsa ya da terk etmiş olsa en azından hayallerinde seveceği bir babası olurdu. Ama o Vedat'ı tanıdı. Babalığı öyle zannetti. Ama aslında nasıl baba olur senle öğrendi. Şimdi her seferinde bulduğu her fırsatta sana baba demek istiyor. Heyecanlanıyor, utanıyor. Bazen Tahir abi diyor. Bazen baba diyor. Onun o küçücük kalbinden neler geçtiğini ben biliyorum. Tahir. Sen onun en büyük hasretini dindirdin. Ona baba oldun. Şimdi sen söyle. Oğlum babasız mı kalsın? İnsan bazen tek bir kelimeyi duymaya hasret kalır. Bazen de söylemeye. Aslında ben de senden öğrendim nasıl baba olur. Babam beni Vedat'a satıp onun bütün adiliklerini üstlendi. Babalık böyle bir şey değil ki. Yiğit de ben de senden öğrendik. Demek ki böyle bir şeymiş. Çok da güzelmiş. Ben Vedat'a senin ellerini tutup yıkıyorsun, dağıtıyorsun. Ama bunları ayıramıyorsun dedim. Beni yabancı çıkarma. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa ödüm koptu. Nereye gittin sen? Vedat, iti Cemil'i maşa yapıp tuzak kurmaya kalkmış da kurban olduğum Allah'ım ayağına dolandırdı ya. Ne diyorsun oğlum sen? Geçti gitti yana. Nefes'ten haber var mı? Ha, biz de karakola gidecektik işte öğrenme. İyi haydi beraber. Haydi. Ha, gel aboyla gel. Ula ne yapıyorsunuz? Siz, ha? İkinizin kafasını sürteceğim birbirine ateş çıkacak ha. Abi silahları saklaydık ya. Ne? Gel. Ne oldu? İyi bir haber ver. Delil yok. En azından sunulan bir şey yok. Sadece ifade. Tutuksuz yargılama çıkacağı kesin. Hadi inşallah. Nefes nasıl? İyi iyi. Tahir yanında sorgu odasına aldım onları. Ne alaka? En rahat orada konuşurlar. Bize yaptığı her şeyi, bizden çaldığı her dakikayı burnundan fitil fitil getireceğim Aytin. Tahir, ben intikam istemiyorum. Sen, Yiğit, ben üçümüz mutlu olalım istiyorum. Bunun da tek bir yolu var. Bunları ayırmamak. Ziyaretçileriniz var. Çok kalabalıklar alamadım içeri. Hadi gelin.
Şevkli, Senem'i var. Nefes bacım. Buraya Ayza. Yenge, merak etme. Biz burada yok yengem. Biz hep senin yanında yok. Sen yeter ki iyi ol yengem. Hadi. Oğlum bak nefes bacım sağa emanet. Ula onun canını sıkma senin. Canını sıkarım ha. Sakın korkma Ertuğ'cum. Sakın korkma. İt yürür, kervan yürür. O şerefsiz bir şey yapamazsa. Biz burada yok. Biz burada yok. Benim çok güzel bir ailem var. Beni şimdi ne korkutabilir ki? Aleykümselam. Hoş geldin. Mustafa'dan kötü haber gelmedi. Hayırdır? Polis bir şey bulamamış. Nasıl bulamamış? Adamlarla konuştum. Koymuşlar. Polis bulamamış işte. Ya bunlar fark ettiler demek ki. Polis gelmeden önce de mali boşalttılar. Fark ettiler ha? Nasılını bilmem yani. Olmadı işte. Bana bak Vedat Efendi. Beni bugüne kadar oyaladın. Bugün yarın, bugün yarın. Zaten sürekli hep yoğunsun. Tahir'i mallarımı denize döktüğünden beri iş yapamaz hale geldim. Yani. Bütün kapılar yüzüme kapandı. Yani adım atacak halim kalmadı. Benden ne istiyorsun? Adamlar idi tepeme. Yani oraya buraya koşturup o abu arızacı olup boz kapatmaya çalışıyorum. O adamla idi tehlikeli. Bir gün sıkarlar kafamı atarlar beni denize. Yani senden istediğim basit bir ricayı bile yerine getireme. Sonra kalkıp benden borç iste. Doğru mu anlamışım? Hısımız nihayetinde. Yatırırım hesabına. Kızlarından ikisinden de çok sıkıldım. Demek öyle dedi ha Nefes? Evet efendim. Akıllı kızmış. Güzel. Silah? Silah sende mi? Evet, bende. Güzel. Bir emriniz var mı? Yok. Sen git avukat. Vedat'ın her istediğini yapar gibi görün. Gerisini bana bırak. Attığı her adımdan haberim olsun. Tabii Fikret Bey. İyi günler. Arabamı hazırlayın. Gidiyorum. İsmail bacım, ne durdurum? Var mı yapacağımız bir şey? Savcıyla görüştüm. Birazdan ifadesini vermek için karşısına çıkaracağız. Sonuç ne olur? Tutmazlar değil mi? Sanmıyorum. Tutuksuz yargılama, adli kontrol diyecektir. Ha, imza atıp çıkacak yani. Evet, sonrasında da yargılama. Esma kızım, sen daha iyi bilirsin. Hani öyle derler ya, ağır tahrik falan. Belki ceza almaz ha? Elimden geleni yapacağım amcacığım. Siz merak etmeyin. Tahir, dik dur kardeşim. Dik dur. O itin gırtlağını beraber sıkacağız. Abi, ya bir sakin olun, gözünüzü seveyim. Saçma sapan bir hareket yapmayın. Ben zaten zor zapt ediyorum. Bir de sen gazlama şunu. Bacım geldi. Nefes. Hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
Teşekkür ederim. İyi ol Nefes'um. Dik dur. Allah'ın izniyle söküp alırız seni. Arkandayız Nefes. Ha bu Karadeniz senin arkanda, hiç merak etme. Haydi. Haydi Rıza, haydi. Haydi. Arabaya bin Nazar. Neden? Sana arabaya bin dedim. Ben de sana neden dedim. Kardeşime dokunma. Demek siz iki kardeş hain hain planlar kuruyorsunuz derken yanılmıyormuş. Ya sen bana baksana. Sen kimin kızını el kaldırıyorsun ha? Gettin artık, gettin! Boncu, arabaya binip eve geliyor musun yoksa? Yoksa ne? Ha? Gelmeyin kızım, duydun mu? Hadi defol git buradan. Karadeniz, günahın yazılmaz. Sevduğum dile düşer, düşer de yanmaz. Bu benim sende. Kaçıncı nefesim? Bu benim sende. Kaçıncı ölüşüm söyle. Çok güzel bir şeymiş. Neymiş o? Birilerinin arkanda olduğunu bilmek. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Selamın aleyküm Saniye Hanım. Aleyküm selam. Nefes'in başına gelenleri duydum da. Hepsi karakola gittiler. Anladım. Yardım edebilirsem, elimin erdiği bir şey olursa diye. Sağ ol. O zaman bana müsaade. Dediğim gibi herhangi bir şeye ihtiyaç olursa Mustafa'da, Dair'de telefonum var. Aramaları yeter. Geçmiş olsun dediğimi de söyle.
Ha bir de ki... her şey bir gün gün yüzüne çıkar. Er ya da geç çıkarmış. Haklı olan hakkını alırmış. Sabretsinler. Böyle söyle. Allah'a ısmarladık. Fikret Bey. Niye geldin sen? Sen bilirsin Saniye Hanım. Ben de beklerim. Nefesi buradan alırız almasına da şu deli dişi benim canımı sıkıyor. Benim karın boyuna emiği devrem. Ben değmeyeceğim. Eyvallah, doğrusu da bu zaten. Ama tedbiri elden bırakmasak. Tepesine diyorum. Öyle çok da değil ama hafiften bir çöksek. Çökeceğiz devrem, çökeceğiz. Hele bir nefes alalım. Ben bir nefes alayım, çökeceğiz. Eyvallah. Yargılama. Geçmiş gitmiş olsun ha. Geçmiş gitmiş olsun. Ali. 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 Ali yavaş oğlum. Çöz palamarı. Adliye deyip. Ben şey... sevinç dalgası olacak. Ben de şey yapmayacağım. Geçmiş olsun yenge. Bacım geçmiş olsun gitmiş olsun ha. Sağ ol abi. Şükürler olsun, şükürler olsun Allah'ıma, şükürler olsun ya Rabbim. Geçmiş olsun yenge. Geçmiş olsun yengem. Sağ olun. Hayır. Söyle nefesim. Hiç. Adını söylemek istedim. Söyle nefesim, söyle. Adım güzeldir benim. Temiz demek, pak demek, aynı senin gibi. Adın sana çok yakışıyor. Yakıştıran sensin nefesim. Hayır, bacım. Yavaş. Adliye de yukarı. Gördüğün gibi Mustafa. Bazı şeylerin yeri zamanı olmay. Bana mı diyor? Sadece. Sen gel bakayım şu kuytu köşeye. Alt dudağını alayım hazır anlamayayım. Babam var adliyeden yok. Haydi, haydi bakalım gidelim haydi. Haydi gidelim evimize. Olmaz. Önce oğlumuzu okuldan alalım. Doğru diyorsun. Haydi alalım. Tutuksuz yargılanma kararı verildi. Mahkeme ne zaman? Bir ay sonra. Delillerin toplanması için süre verildi. Güzel. Daha neyin ne olduğunu çok iyi anlayamadılar. Hele bir şu abartılı özgüvenleri yıkasın. Ayakları suya erince kapıma köpek olacak ikisi de. Fikret abiye bir şey söyledin mi? Hayır, söylemedim. Güzel. Bu aralar... haddinden fazla işime burnunu sokuyor. Bu da benim canımı çok sıkıyor. Ama sabrediyorum. Benden haber bekle. Peki Vedat Bey. Benim hayattaki tek kuralım... beni hayatta tutan tek kuralım...
herkesten her şeyi bekle, hiç kimseden hiçbir şeyi bekleme. Işık da tek kişiliktir, mezar da. Müsaadenizle. Güle güle avukat. Abi, beni aramışsın da. Burası biraz sıkıntılı bu aralar. Kusura bakma, anca fırsat buldum. Dert değil evlat. Emret abi. Orayı karıştır. Onu bana gönder. Anladım abi. Nasıl göndereyim? Ölü, yaralı? Yaralı. Çıkacak kadar ağır. İşime yarayacak kadar hafif. Anladım abi. Saygılar. Eyvallah. Gidelim. Niye gülüyorsun? Hiç, öylesine. Ulan sen niye gülüyorsun? Hiç, öylesine. Biz galiba biraz deliyiz seninle. Vallahi benim adım Deli Tahir. Sen kendini düşün. Ha, beni de kendine benzettin yani. Yok, senin kanında varmış o. Bütün suç benim değil. Vedat'ın kafasına mermiyi sıktın. 8-10 yılla yargılanıyorsun. Ha, geldim burada oturdun gülüyorsun. Çünkü güldürüyorsun. Gül nefesim, gül. Hep gül. İçimi öyle umutla, inatla dolduruyorsun ki korkuya yer kalmıyor. Biz bugün seninle Vedat'ın en büyük silahını aldık elinden. Neymiş o? Korkutmak. Hani sen bana geçen gün demiştin ya, olmamış bir şey için korkma diye. İşte o andan beri o hep benim kafamın içinde dönüyor. Avukat beni kendince korkutmaya çalıştığında aklımda sadece senin söylediklerin vardı. Dedim ki kendime, nefes, korkma. Kov şu kadını gitsin. Öyle de yaptım zaten. Bak şimdi seninle yan yanayız. Elini tutuyorum. Oğlumuzun son derslerinin çalmasını bekliyoruz. Ve ben hiç korkmuyorum. Thank you.
yan gazlar yok mu bu yan gazlara? Ya ben anlattırmayın oğlum. Şurada iki kaşık zorba mı içeceğim ya? Anlat. Nazar beni aradı. Cemil'in silahları gemiye sakladığını söyledi. Biz de gittik hemen gemiye tabii. 10 gasa gomişler. Oo. He. Bir de salak herifler gomişler onlara ya kaptan köşkünün ortasına. Kabak gibi duruyor ortada. Biz onları oradan almasak da polis gelse bize diyecek ha böyle silah mı kaçırılır? Oğlum Cemil'in bulduğu adamdan ne bekliyorsun ya? İşte ancak bu kadar yani. Ula peki yengezler ne yaptınız silahları? Ormanlık alana zulaladık onları. Sağa sormadan bir şey etmek istemedik. Ama istiyorsan ararık polisi. Derik o ki polis amca biz buralarda bir silah gördük. Alın bunu. Gerisini onlar çözer herhalde. Şu silah meselesini sofrada bitirelim mi artık? Malum çocuklar. La bu Vedat var ya bu Vedat. Bak. Döndü dolaştı hakimle beraber. Cemil. Gitti. Yalnız kayıtlara geçirsin diye söylüyorum. Nazar olmasaydı başımız ağrırdı. Epey ağrırdı. Ulan sen lafı niye döndürüp dolaştırıp kendi istediğin yere gönderiyorsun? Hadi bakayım ben. Abi kötü bir şey mi söyledim da? Nazar olmasaydı diyorum. Kötü bir şey demiyorum ki. Nazar olmasaydı diyorum yani. Nazar sağ olsun, var olsun. Allah ne muradı varsa versin de yeter de. Tamam canım iyi ha tamam haydi yeter. Allah Allah ya. O Vedat şerefsizinin ayağına dolandı. Biz oğa bakalım. Bu mahkeme işi ne olacak şimdi? Esma bana bir şeyler anlattı ama benim kafam uçmuştu. Ben o sırada anlamadım. Bir şey olacağı yok abla. Onun derdi bizi korkutmak. Söylediklerini yapmayacak. Yapacağına inandırıp bizi korkutmak istiyor. Ama biz buna fırsat vermeyeceğiz. Şöyle ya. Budur ya. Bu kadar yani. Allah Allah. Yengem. Tahir. Eltim diye demiyorum. Vallahi çok kafalı kız. Maşallah. Maşallah. Tam sağ layık eltim. Dili açıldı ya bunun. Tedrisatından geçti. Tam ben layık yetiştirdim. Ya anam nereye kayboldu? Ya bu aralar bir tuhaf. Hayırdır inşallah. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Yani benim bildiğim bir şey yok. Bilmiyorum. Ben bir gideyim bakayım. Gel anneciğim sen. Hop başım geç bakayım şuraya. Ana. Gel. Gel gel. İyi misin ana? Bir bakayım istedim. Çok şükür iyiyim. Biraz başım ağrıyor. Uzanırsam geçer. İster misin bir ağrı kesici falan? Yok. Midem coşar. Uzanayım geçer. Olsun. Bir ihtiyacın olursa seslen. Sağ ol güzel oğlum. Sağ ol. Trabzon cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 3 mahkum yaralandı. Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Söyle. Hayırlı geceler Fikret abi. Hayırlı geceler. Paketi gönderdim abi. Gördüm. Sağ ol. Başka bir emrin var mı abi? Yok. Sağ olasın. Mehmet Uşu. Buyur Fikret abi. Adımıza bir kargo gelmiş. Hastanede. Gidip onu alın. Yalnız çatapata etmeyin ha.
sessiz olun. Bir de kaçırıldı olmasın. Kaçtı olur. Emri olur Fikret abi. Alo Fikret abi. Neredesin sen? Sesin soluğun çıkmayı. Her şey yolunda abi, merak etme. Uslu durayım mısın bari? Bildiğin gibi. Bildiğinden başka bir şey yok. İyi. Öyle değilsen öyle olsun. Öyle zaten. İyi geceler. Şimdi aslanım, bu kısa ok hangi sayının üzerine gelirse saat odur. Şimdi ben onu 8'in üstüne alıyorum. Bak bakayım, kaçmış saat? 8. Aferin sana. Ama tam 8 olması için bu uzun okun da 12'nin üzerinde olması lazım. Ben şimdi onu 1'in üzerine getiriyorum, gördün mü? Bu arada da minik çizgiler var bak. 1, 2, 3, 4, 5 tane. O yüzden saat 8'i 5 geçiyor oldu. Ama ok 1'in üstünde. Ama aslanım yani bak bu arada 5 tane minik çizgi olduğu için 5 geçiyor oluyor. Anladın mı? O zaman biz bu 5 geçiyor, 10 geçiyor onu bir geçelim. Tam saatleri öğrenelim, gel. Ben bu kısa oku 6'nın üzerine getiriyorum. Kaçmış saat? 6. Aferin sana. Of başım benim. Anneciğim, yarın okul var. Önce dişlerini fırçala, sonra da yat, tamam mı? Tamam. Önce dişler fırçalanacak. Tamam. Sonra da öpücük verilecek. Tamam. Haydi bakalım. Yiğidim. Ula soracağım, soracağım. Unutuyorum. Özge nasıl? İyi. İyi, Allah iyilik versin. Selam söyle. Aleyküm selam. Aleyküm selam mı dedi o? Lan ne oldu? Neye sinirlendin sen yine? Ya Tahir, sen niye küçücük çocuğun aklına böyle şeyler sokuyorsun? Ulan ne olacak? Ben onun yaşındayken 3 tane sevgilim vardı benim. Kaç tane? 3. Ama ikisiyle ciddi takılmaydık. Üçüncüsüne ne oldu? Komik mi şimdi bu? Fes. Ya
Neyi bildin? Yani doğru dedin diyor. Bildin. Neyi bildin da? Dedim ya be. Çok bakarsın. Yiyeceğimsin beni. Onu derim onu. Bildin. Gel böyle gel. Kız gel. Yemeyeceğim ya. Vallahi sarmaz. Ulan kız gel deli etme beni bak. Allah'ın adını verdim ha. Mustafa, sen ya hanım gelirse bizi böyle sarmaş dolaş görmezsin. Gelmez, gelmez. Başı ağrı. Kız dedi ya. Ya gelirse? Gelmez, çok dedim. Gelmez değilsin yani. Ver bakayım alt dudağını. Ana! Balım? Kızım ne oldu? Yavuz gördüm. Kızım, sen kabusu gördün ya, ben onda yaşayayım. Kabusun içinde, tam sıkasam olmay, uyanamayırım. Kabus bitmi. Kurban olayım seni verenim. Gel kızım gel, gel gir ortamıza, gel. Gel. Ortamıza? He? Oy balım, oy! Ney babam, ney? Yok tamam, ben anladım ya. Tabii, neden bu böyle? Birinin ahını aldım. Ondan bu haldayım. Ekmek kuracağım kafamda. Sarılmak bile yasak ya. Kız korkmuş Mustafa, Allah Allah. Oh, nasıl? Oh. Ney Mustafa'm, ney? Haydi Allah rahatlık versin, yat aşağı. Yatma yazam. Gel. Bakayım o dişlere. Aferin benim aşkıma. Oh. İyi geceler. İyi geceler. Ver bir öpücük de bana. Oh. Oh. İyi geceler. İyi geceler oğlum. İyi geceler. Haydi bakalım. Gelelim şu üç kız meselesine. Fıs, 7 yaşındaydım kızım da. İnsan 7'sinde neyse 70'inde de olurmuş. İnşallah. Yani inşallah Allah ömür verir de ben de yaşarsam hala. Hala? Hala ve inatla. İyi geceler. Ya Tahir ne demek iyi geceler ya? Basbayağı iyi geceler nüfus. Öyle mi? İyi, tamam. İyi geceler. Ha, bire beş ele taş değilsin yani. Aynen öyle. Fes. Hı? Hiç. Adını söylemek hoşuma gidiyor. Sarıl bana. Tenim sende soğumadan. Sarıl bana. Yüreğim. Sarıl bana, gözlerim kapanmadan. Sarıl bana, sarıl da, sarıl bana, sarıl da. Ne oldu ikizim? Bu gece de seni mi uyku tutmadı? Yok, tutmadı. Hmm. Ben de ne zaman anlatacaksın diye bekliyorum. Neyi anlatacağımışım? Fatih, ikizim, yengazım, bağa karşı berrak ol, su gibi.
neyi ima etmeye çalıştığını anladım. Hadi ya, yemin et. La yüzün kızardı, oldun Türk gibi. Bakışlarını öne kaçırmalar falan. Bir şey olacağı yok işte. Ya varsa? Ki bana sorarsan o da sana karşı boş değil ha. La esekten mi değilsin? La oğlum, bir kere sen bu kızın kahramanısın. Onu Vedat İtin'in elinden sen kurtarıp da getirmedin mi? He, getirdim, getirdim de sonra bir şey olmadı ki. La dediğim gibi, bir şey olacağı yok işte. La oğlum, benim bile jeton daha geçen gün düştü. Öyle bir kapalı kutusun ki. Hem bir de kızı düşün. Babası, kardeşi, yaşadıkları. Darbe üstüne darbe, tokat üstüne tokat. Kızın feleği şaşmış, burnunun ucunu göremiydi ha. Sen ne bekliydin? La, sen şimdi olur mu değilsin? Yani şimdi şunu kabul etmek gerekir ki benim kadar yakışıklı olmadığım bir gerçek. Benim kadar çekici olmadığın da bir gerçek. Ama bana sorarsan bu yoklukta bir giderim var tabii. Olsun be kızım. Yine de senin durumundan iyidir. İşte onda da sen haklısın. Ama ben bu senin dediklerini bir düşüneyim. La olacağı yok ama insan bekliyor işte. Al biraz da sen düşün. Cemil, yatmıyor musun? Sen git yat. Çok seviyorsun, değil mi? O kot kafalıyı mı? Evet. O kot kafalıyı. Çok. Arasana. Bu saatte. Ne fark eder ki? Ya, şimdi yanlış falan anlar. Neyi yanlış anlayacak? Senin onu sevdiğini mi düşünür? Evet. Bu yanlış mı? Nazar, sen misin? Ha, yani bu saatte seni başkaları da arar. Arar arar. Kot kafalı. Ben de seni. Ya sen böyle her dediğimi yanlış anla, oldu mu? Olur ballim, olur. Kısa ok yediği, uzun olan 12'yi gösteriyor. Haydi bakalım. Saati biliyorum Tahir, teşekkür ederim. Sen her fışkıyı biliyorsun maşallah zaten. Haydi bakalım. Haydi. Gel aslanım, gel. Günaydın paşam. Ula ananı uyandıramayız. Ne yapacağız? Gıdık canavarı. Gıdık canavarı nedir ula? Gıdık canavarı geliyor.
Hayır. 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 Canavarı. Bak uyandım hala. Uyandım, uyandım, uyandım. Hayır. Oy kurban olduğum Rabbim, şu civiltileri eksik etme evimizden. Oo, günaydın Saniye Hanım. Akşam yatacağız deduk, başımız ağrıyor deduk. Burada çalgı, çengi, şarkı, türkü, oh maşallah. Ölsem düğün kuracaksınız. Oy nenem ya Rabbi. Saniye Hanım günaydın dedim, ne dedim? Ha bu mudur karşılığı? Ne verdin eline, ne süreyim yüzüme. E ne var yani Saniye Hanım? Sen de gelseydin, iki türkü de beraber söylerdik. Her yani türkü mürkü bilmiyorum değilsen, ben sana öğretirim, merak etme. Senin bildiklerin kadar benim unuttuklarım var. Benimle atışma. Ya he he. Serender'de lazutlar astım ki kurayacak. Biraz yetenek lazım. Bana türkü atacak. Serender'de lazutlar çok asili kalmazsın. Gelin türkü ehli dur. Ondan şüphen olmaz. İki yangaz bir deli, Mustafa oldu babaları. Mevlam evlattan güldürdü, dert verdi gelinleri. Galili konağının yolu yokuş yukarı, alem mum ile arar. Bizim gibi gelini. Galeli konağında gelin ipe laf dizer. Artık zaman böyledir. Gelin der, oğlum dinler. Hayırlı sabahlar. Ana hayırdır yine? Günaydın. Mustafa. He canım. Sen beni dinleyeyim misin? Dinlerim, söyle ne dur? Haklıymışsın Saniye Hanım, beni dinleye. Hem de ne kadar güzel dinleye. Ama ben ne dedim ha şimdi kızım? Ne diyorsun ya sabah sabah kapı çalana ben? Bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun ha. Hoş geldin babacığım. Günaydın benim güzel kızım. Maşallah maşallah. Geç o tarafa oyna, geç. Kahvaltıya mı yetiştin? He. Kes basıp şöyle ver ha. Çay koyayım. Hadi bakalım. Maşallah. Ver babam, ver. Kızını almadı, ben alayım. Gel babam. Misafirimizin durumu nedir? Baygın yatıyor Fikret abi. Önemli bir şey yok değil mi? Doktorluk filan. Bıçaklanmış ama iyi. Uyuyor şimdi. Orada öyle çok patırtı kütürtü çıkarmadınız değil mi? Yok abi. Sabaha bak. Tezkere bekleyen jandarmaya silah milah doğrultmadınız değil mi? Yok abi. Aşağı röntgeni indirdiler. Orada paketledik. İyi. Başında bekleyin. Uyanınca haber edin bana. Emrin olur abi. Hmm.
Nazar. Bir kadının gece kocasını yalnız bırakması sence doğru bir şey mi? Ben senin karın değilim. Dünya üzerinde de hiçbir kadının senin karın olacak kadar aşağılık olduğunu sanma Erim. Sen ancak silah zoruyla tutarsın. Ama sonra bir gün gelir, bir umut doğar. Ve o kadın senden kaçabildiği kadar uzağa kaçar. Benim canımı yakmak için bana hakaretler ediyorsun. Peki neden? Çünkü başka hiçbir şey yapamazsın da ondan. Senin de gücün bu kadar. Sana gidebilirsin demedim. Aslında senden her şeyi beklemek lazım. Ne de olsa babasına bile ihanet eden birinden her şey beklenir. Ya Nazar boncuğu. Babanın Kalelilerin gemisine silah yüklediğini gidip onlara ispiyonladın. Aferin. Peki sonuç? Ben mi zarar gördüm? Hayır. Ama zavallı babam ona buna borçlanmış. Gelip ayaklarıma kapanıp bir bebek gibi ağlayarak benden borç istedi. Damadıyım, vereceğim tabii. Zavallı adam. Allah'tan haberi yok. Peki şimdi sana bir soru Nazar. Bu durumda kaybeden ben mi oluyorum yani? Sen kaybetmeye mahkumsun Vedat. Sadece biraz zaman alacak. Alsın. Alsın ki yıkılışını seyretmenin tadı çıksın. Nefes seni vurduğu için şikayet etmişsin. İçeri attıracakmışsın. Boşan demişsin. Sonuç. Kim kaybeden? Müsaade. Haydi bakalım uçaklar. Bugün sizi okula ben bırakacağım. Haydi bakalım. Bugün amcanızla gideceksiniz okula. İyi dersler anneciğim. Yedim. Al bakayım bunu. Aman diyeyim düşürme. Tahir, o kadar para verilir mi hiç küçücük çocuğa? Verilir, verilir. Benim oğlum tutumludur. Parasını nereye harcayacağını bilir. Değil mi aslanım? Haydi bakalım, haydi. Mustafa. He. Uy. Uy. Tüh Allah'ım ya. Uy. Uy. Al kızım. Sıkıldık ya. Harcamasın hepsini ya. Aferin. Yavaş git Murat. Olur olur. Haydi yüksekler. Ya çocuklar buradayken soramadım. Ya bu mahkeme işi ne oluyor ya? Her kafadan bir ses çıkıyor. Ben Esma'yı aradım, o da bir şeyleri anlattı ama ben hiçbir şey anlamadım. Bir şey olacağı edeceği yok Osman babam. Onun derdi belli. İti öldürme Korkut yapar. Yani bacım it dedim da yani onu atasözünün içi öyle yani yoksa. Ay Mustafa, ay Mustafa. Kızım ne duyuyor? Tesbihde hata olmaz Allah Allah. Tesbih değil abi, teşbih, teşbih.
La sen de liseden mezun oldun. Profesör kesildi. Ne başımıza gel buraya, beni düzel. Senin buradan en üstte köküne bir sakarım yıldızları sayarsın ha. Kızım sen bir şey değil. Mustafa abim haklı. He? Bak gördüm ya, haklı dedim. Onun derdi bizi korkutmak. Benim hapse girmem ona bir şey kazandırmayacak ki. Boş atıp dolu tutmaya çalışıyor Osman babam. Ama biz ona pabuç bırakmayacağız evvelallah. Size yakışan da bu. Bu dünyada kim ne ederse kendine eder. Karşındakini iyilik mi ediyorsun? İyilikler ona, sevapsa kötülük mü ediyorsun? Zarar ona, günah sana. Şimdi ufak bir hikaye anlatacağım size. Tepenin birinde şeytandan bir melek oturmuş. Aşağıda da ağaca bağlı bir eşek duruyormuş. Şeytan ineğe bağlı olan eşeğin ipini çözüyor. Eşek karşıki bahçeye giriyor. Orada ne kadar marul var hepsini mideye indiriyor. Bahçe sahibi gelip bir bakıyor ki bir tane marul kalmamış. Eşek orada. Çekiyor tüfekten eşeği vuruyor. Tüfeğin sesine eşeğin sahibi geliyor. Bir bakar ki eşek ölmüş. O da çekip bahçenin sahibini vuruyor. Bahçenin sahibini vurduğu tüfek sesine bahçenin sahibinin çocukları duyuyor. Onlar koşarak geliyor. Babamıza bir şey mi oldu diye. Bir bakarlar ki baba ölmüş. O onu derken etraf olmuş kan gölü. Melek dönüyor şeytana diyor ki ya sen ne yaptın? 10 tane can aldın diye. Şeytan da o gülümsemesiyle ben sadece eşeğin ipini çözdüm. Ne ettim ki demiş. Belhasıl kelam kötü kötülüğü başlatsa da siz devam ettirmeyeceksiniz. Ha şimdi bak. Babamın anlattı ya bu hikayeyi de misal, şimdi Vedat. Şeytan mı oldu? Yok. Yok burada oldu ha. Tabii burada şeytan oldu Vedat. Seninkinde olmamıştı Mustafa. Seninkinde olmamıştı. Ama sen sürütme ha. Sen sürütme sonra Ziya ama bunun hesabını. Neden yaptınız kızım? Neyi baba? Sen neden Nazar işte ya da Ekin'in silahları kalelilere niye söylediniz? Onların sana yaptığını unuttun mu? Baba. Sözümü kesme. Cem'in bir yanlışın vardır. Kesme dedim. Ne oldu şimdi? O Tahir iti benim bütün malımı denizin dibine gönderdi. O günden beri kendimi toparlayamıyorum. Sabah çıkıp gezenin bir körü geliyorum. Neden diye sordunuz mu? Yok. Sonuç ne oldu peki? Vedat'a el açtık. İyi de. İyi. Kalelileri kurtardınız belki. Ama beni batırdınız. İyi mi oldu? Afiyet olsun. Yaptınız mı öyle bir şey? Mercan.
şuraya sakladık. Allah'a emanet ol yavrum. Hadi baba, işin gücün rast gitsin. Allah'a emanet ol. Hadi dikkat et kendine ha. Mustafa, sen de beni bırakabilir misin? Ben babam bırakırım. Ne duyar? Yani. Yürü. Yalakalık yapma. Yalakalık yapma. Affet beni sakını. Saniye Hanım, Saniye Hanım. Saniye Hanım, iyi misin? Sen Esma'nın yanına gidiyorsun ha? Hı hı. Ondan sonra da birkaç kitap alacağım kendime. Al içinden istediğini al. İçinden istediğin kadar al ama cüzdanı geri ver, hatırası var. Kimden? İlkokuldan beri saklarım. Ah ah. Ahlatacağım ben seni ha. Bu ne? Oğlum ve nefesim. Hayatımı ellerinin arasında tutaysın. Dikkatli ol. Ha ben cüzdanı değil. Ya bir kelime önce bu kadar tatlı olup sonra nasıl bu kadar hödükleşebiliyorsun acaba? Halk arasında biz buna koca deriz. Yine de çok özel. Elli lira. Elli lira çok değil mi ya? Bak başladı yine ya. Vallahi bitmeyecek nefes. Alışsan niye edersin? Tövbe ya. Al kıymetli cüzdanını. Daha alsaydın. Murat geldi mi oğlum? Yok abi. Ne Allah. Biri çarşıyeler kaybolur, öbürü hiç gözükmez. Nereye dola bunlar? Selamün aleyküm. Aleyküm selam, Fikret kardeş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Bu nefes kızımın başına gelenleri duydum da. Sen o Vedat iti değildin. Gene o değil mi? Sen nereden duydun? Burası küçük yer Mustafa. İstemesen de duyarsın.
Dün zaten uğradım. Saniye Hanım'ı gördüm, bir ihtiyaç var mıdır diye. Vallahi, adam demedi bir şey. Unutmuştur. İnsan onu değil. Neyse, haydi geç, kahve içersin. Bunu hiç sormayacaksın sandım ya. Sabah kahvemi içtim. Sen bana bir çay söyle. İstediğin çay olsun ha, geç buyur. Oğlum, iki çay verin bize çöpsüz. Haydi bakalım. Abi, ulan yengez. Tamam değil mi? Tamam abi, her şey yolunda. Tamam. Arayacağım ben seni. Dediklerini düşündüm. İyi. Sen haklısın. Ben Yiğit'i annesiz bırakamam. İyi. Nefesin buna karar vermesi anlaşılır da... seninki de akıllıca mı diyelim? Nefesten boşanacağım. Kağıtları imzalarım, davayı açarım. Ama mermiyle silahı bana getirmen lazım. Elimdeki tek kozu sana vereceğim, ondan sonra da senin sözünde durmanı bekleyeceğim Adair. Resmen zekamla dalga geçiyorsun. Güceniyorum. Yüz yüze konuşalım o zaman. Demek ikimizin de bir şeyleri sağlama alması lazım. Ha. Olur. Ama eski yerimizde buluşalım. Tekrar mezar kazmak istemiyorum. Parkta buluşacağız. Herkesin içinde. Olur da ayrıcağım. Yarım saat oldu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Esma abla anlattı olanları. İyiyim. Esma abla nerede? Yok mu? Telefonla konuştum şimdi. Ali ile beraberlermiş. Gelmek üzereler. Tamam. Sen geç, ben bir çay koyayım. Olur. Ne haber delikanlı? Yanında boş yer var mı? Vallahi yanımda bir kişilik yer var. Daha sende o kişilik var mı onu bilmiyorum. Komik. Vallahi sende gelişme var Tahir. Yani espri anlayışında. Beni neden çağırdın? Teklifin ne? Kusura bakma. Az bekleyeceğiz. Acaba neyi?
Kardeşim, baksana bir. Ne var? Ha, burası Nazar Sayar'ın evi mi? Evet, ne oldu? Sipariş ettiği eşyaları getirdik de. Bekle burada. Nazar Hanım, kargonuz geldi. Gelirim. Nazar Hanım. Benim. Eşyaları getirdik de. Teşekkürler. Yukarı odaya taşısınlar. Sen bana oyun mu kuruyorsun? Ha, oyalıyor musun? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Bak istersen şöyle yapalım Tahir. Sen nefesi boşa, ben de sana silah ve kurşunu teslim edeyim. Ama şimdi de sen benim zekamı aşağıladın. Neden öyle olsun ki? Yani sen nefesi boşadıktan sonra ben onu hapse yollar mıyım sanıyorsun? Yapar mıyım bunu? Büyük ihtimalle yapmazsın. Ama sence ben bu riski göze alır mıyım? Kısır döngü desene. Diyoruz biz burada o zaman. İşte bütün sorularının cevabı geldi. Bak bakayım. Sen de izlemek istersin belki. Bir bakalım o kutuda ne var? Cemil eliyle benim gemime yerleştirdiğim silahlar. Yoksa bana silah kaçakçılığı ihbarında mı bulunacaksın? Arayacağım ben seni Devrim. Anlaşıldı merkez. Bu dünyada ne yapıyorsan kendine Vedat. Şimdi avukatını ara. Silah ve mermiyi teslim etsin. Kime? Sen ara. Bayan hanımefendi, bakar mısınız? Buyurun. Telefonunuz çalacak. Efendim? Efendim? Silahı ve mermiyi onlara teslim et. Kime? Badi, bağ. Elimizden bir şey gelirse çekinme. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah'a emanet. Eyvallah.
Ulan nereye yedi bu herifler ya? Ne geliyorlar, ne telefona çaylar. Tövbeler olsun ya. Söyle Yangaz. Aldım abi. Aferin uşağım. Evet. Bu iş burada biter. Bana müsaade. Vedat. Evine git de o silahları sakla. Sana olan sinirim debreşir. Sözümü tutamam filan. Neme lazım? Sen eşeğini sağlam kazağa bağla. Hoş geldin. Hoş buldum. Ya bir de kapıyı açan sensin, daha bir hoş buldum. Nazar. Biz onlara iyilik yaptık ama babamızı hiç hesaba katmadık. Efendim, sabah erken çıktı. Mithat abiden istemişsin. Ben göndereyim dedim. Afiyet olsun. Bu arada bana kayısı gönderir misin? Ama güneşli kurtulanlardan olsun. Sen ne diyorsun lan? Malatya'dan diyorum. Bana kayısı gönderir misin? İstersen hemen öderim. Senin ne işin var buraya? Sana da merhaba Cemil abi. Hani şu bizim gemiye yerleştirdiğin silahlar var ya. Onları getirdik. Malum zararın ziyanın olmaz. Ne yapalım, buraya mı bırakalım, içeriye mi taşıyalım, nasıl istersin? Söyle avukat. Vay 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 vay. Akıllı çocuklarmış ha. Tamam avukat, tamam. Fikret abi, adam kendine geldi. Öyle mi? Gidelim. İyi uyudun ha. Rahat ol, rahat.
Ağrınsızın var mı? Bıçak yarası kurşun yarasına benzemez. Zaten hiçbir yara bir başkasına benzemez. Hepsinin acısı başka, iyileşme süresi başka başka. Değil mi? Biliyorum. Şimdi aklında bin tane soru var senin. Ha bura neredir? Bu adam kimdir? Benden ne istiyor? Ben bunların hepsini cevaplarım. Ama cevaplarım biraz da sana bağlı. Anladın mı? Hadi başlayalım. Sordun. Ha bura neredir? Benim evim. Sordun. Ha bu adam kimdir? Fikret. Fikret Deliçay. Sordun. Benden ne istiyor? Ha. Soruların en mühimi bu işte. Acaba ben senden ne istiyorum? Rüstem. Tahir, ne oluyor? Ya getirdin beni buraya apar topar, anlatmayacak mısın? Ay ne oluyor? Selamünaleyküm. Aleyküm selam Devrem. Devrem silahımı alabilir miyim? Tabii Devrem. Teşekkür ederim. Yenge, çok rica edeceğim. Bir daha silahımı çalma olur mu? Hadi ben kaçtım, eyvallah. Eyvallah. Yide, nasıl oldu bu? Gel benimle. Sadece buna inandım. Senin inandığın kadar. Senin güvendiğin kadar. Senin... Susuyoruz. Susuyoruz. Neden? Bilmem. Böyle uzun sessizliklerden sonra... Sonra? Hayır. Söyle. Şey... Ne? Şey işte... Thank you.
Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anla.